Emeklilere artık ücretsiz oldu. Yarın başlıyor. Geçim sıkıntısı çeken emeklilere yapılacak desteklerin ayrıntıları teker teker ortaya çıkmaya başladı. Bir uygulama daha emeklilere ücretsiz oldu. Memur, SGK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayında %49.25 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam oranı eşit olsa da, özellikle düşük maaş alan SGK ve Bağkur emeklilerinin durumunda belirgin bir iyileşme olmadı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilse de bu miktar hala açlık sınırının oldukça altında kalıyor. Emekliler, Temmuz ayında yapılacak zam ve refah payı eklemesini beklerken, 2024 yılı için planlanan sosyal yardımlar da gündeme gelmeye başladı hükümet kanadından gelen açıklamalara göre, bayram ikramiyeleri düşük kalan emeklilere ekstra destek sağlanacak. Bu destek paketinde, maaşı dışında geliri ve mülkü olmayan emeklilere yönelik elektrik, doğalgaz ve su faturası desteği, ayrıca verilecek emekli kartları üzerinden gıda yardımı da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok belediye başkan adayı, emeklilere yönelik destek paketleri açıkladı. Seçimleri kazanan belediye başkanları vaatlerini hayata geçirmeye başladı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, daha önce söz verdiği gibi emeklilere yönelik ücretsiz kuaför hizmeti yarın itibarıyla başlattığını duyurdu. Aksaray Belediyesi'nin dinlenme evi bahçesinde hizmet veren kuaför salonu, emekli vatandaşlara kapılarını sonuna kadar açtı. Emekliler bu salonda tıraş başta olmak üzere tüm kuaför hizmetlerini ücretsiz olarak alabilecekler. Aksaray Belediyesi Berber Salonu hafta içi her gün sabah saat 08.00'de hizmet vermeye başlayarak tüm gün açık olacak. Emekli vatandaşlardan gelen talep fazla olursa kuaför hizmetleri cumartesi günleri de devam edecek. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak kentte yaşayan 7'den 70'e herkese bu kapsamda hizmet vereceklerini belirtti. Aksaray Belediyesi daha önce de mobil kuaför hizmetini devreye sokmuş, evinden çıkamayan emeklilere kuaför hizmeti sunmuştu. Bu uygulama sadece emeklilere değil, aynı zamanda engelli vatandaşlara ve hastalıkları nedeniyle evlerinden çıkamayan kişilere de hizmet vermekteydi.